Şöyle bir kendim jenerik yapayım. Korona günlerinde magazin notelinden herkese selamlar. Ben İlkar Buharalı. Abim Ali Eyboğlu ile birlikte her şartta size ulaşmanın gururunu yaşıyor ve yaşatıyoruz. Yemin ederim stüdyodakinden daha heyecanlandım. Neden böyle oldu bilmiyorum. Günaydın Ali abicim. Günaydın. Herkese iyi günler diliyorum. Senden de bir şey rica ediyorum. Sunuş yaparken çok fazla kıpraşma. Bugün internet ortamında okulda eğitim başladı ya. İnternet yavaşladı. Dünden beri internet yavaş zaten. Doğru, tamam. Evet, dün birkaç sanatçının canlı yayınını takip edeyim dedim. Tümü donuyordu. Hatta birbirlerine fırça atıyordular. Yorum yazmayın, kalp göndermeyin, donuyor diye. Halbuki internette ciddi bir yavaşlama var yoğun kullanımdan. Hı-hı. Onun için çok fazla hareket etmeden setin robot gibi durmak lazım. Ali abi be, şey aklıma geldi. Kameramanlar da bizden kurtuldu ha. Ay şöyle kadraj yap böyle diyordu. Ben burada kendimi kadraj yapıyorum bak böyle. Ben söylüyordum diyordum yani. Ben beni uzaktan kumandayı verin bana, ben kendimi kadraja alırım. Yani o manada gönlüm. Teknoloji gelişiyor şimdi. Yani ben muhabirlik yaptığım dönemde fotoğrafı çekiyorduk, onu laboratuvara gönderiyorduk, yıkanıyordu. Saatler sonra ne çektiğimizi görebiliyorduk. İnanılmaz. Şimdi öyle bir şey değil. Şimdi basıyorsun, ne çektiğini görüyorsun. Aynen öyle. Peki biraz anlatsana Ali abicim. Yani bir hafta oldu. Pazartesi en son canlı yayını yaptık. Ben o günden beri burnumu dışarı çıkarmadım. Sen zaten yazlığındasın. Nasıl geçiyor? Evet. Ne yapıyorsun? Yani biz eşim ve oğlumla birlikte yani bir sokağa çıkma yasağının gelme ihtimalini dikkate alarak Ataşehir'de 14. katta oturuyoruz. Yani ben ayağım toprağa değmeden çok fazla yaşayamam. Burada kapının önüne çıkıyorsun. Bir site burası. 20 villanın olduğu, 22 villanın olduğu bir site. Kendi içinde yürüyüş parkuru var. Futbol sahası var. Orada tartan pisti var. Sitede yaklaşık yani %60'ı doldu. Dün ya da önceki gün bu belli yaş grubu için sokağa çıkma yasağı gelmeden çıktığımda baktım. Yazın kadar yoğundu. Hatta manavımız var. O dedi ki Ali abi dedi, İstanbul akın etti buraya, mal yetiştiremiyorum. Ciddi ölçüde bir yoğunluk var. İstanbul'dan insanlar kaçmışlar anladığım kadarıyla. Kaçmayanlar da Bebek sahilinde ya balık tutuyorlar ya turluyorlar. Yani insanların toplum sağlığı için, kendisi için, eşi dostu için etmesi gerekiyor. Sokağa çıkmak zorunda kalanlar da her ne kadar aksi söylense de maske takmalı, eldiven takmalı. Bu konuda koronavirüs konusunda örnek alınacak ülkelerden biri Güney Kore'dir. Güney Kore sadece dün 10 milyon maske dağıttı vatandaşına. Her vatandaş 2 tane maske alma hakkını sahip. Maske taktırarak yayılmayı önlediklerini bilim insanları söylüyorlar. Bizde biri hastalar taksın, normal insanlar takmasın. İşte maske takarsan daha çok nem yapar, hasta olursun gibi gibi çok farklı görüşler var ama ortada somut Güney Kore bu işi çözdü. Nasıl çözdü? İnsanlar sokağa çıkmayarak, evinde kalarak, sokağa çıkanlar, çalışmak zorunda olanlar da maske ve eldiven kullanarak bunu önlediler, durdurabilirler. Ben de Güney Korelileri örnek alıyorum. Ben sokağa çıktığımda eldiven var, eldiven takıyorum. Gelince o eldivenleri atıyorum. Maske var, iki maskem değişik kullanıyorum. Yok efendim 3 saatmiş o
maskenin ömrü. Çok bilen var bu ülkede. Yani dün akşam yine baktım koronavirüs konusunu gazeteciler tartışıyor. Kim bu gazeteciler? İşte dün Suriye'yi tartışıyordular. Daha önceki gün Elazığ depremini, daha önceki gün Türkiye-Amerika ilişkilerini. Şimdi de koronavirüs konusunda fikir beyan ediyorlar. Ya bir şey bile var. Araştırma şirketi başkanı gördüm ya. Yani evet. Anket, manket yapıyor. Yani artık yani dediğin gibi ne alaka? Araştırma şirketi başkanı sokağa çıkıp ya da telefonla koronavirüsten sonra insanların yaşam alışkanlıklarına ilişkin bir araştırma yaptıysa bunu evet, açıklatıyor. Aynen. Öyle, yani dün Tegedek'te seyrettim. Bilim kurulundan üye bir profesör hanımefendi sorulan sorulara senin benim gibi yanıt veriyor. Niye? Çünkü vatandaşın icradan yana bir bilgisi yok. Yani şu ana kadar kaç kişiye test yapıldı, kaçı hasta çıktı, koronavirüs pozitif çıktı, kazin efendi çıktı bilmiyor. Sadece bilim kurulunda ama danışma kurulu gibi yani fikirlerini beyan ediyorlar. Ya o zaman çıkma konuşma, yani kamuoyunun senden beklentisi çok. Evet. Ya beklentilere cevap veremiyorsan top çevirmeyeceksin. Top çeviriyor baktım, ben de kanalı çevirdim. Bir de insanlar şöyle panik oluyor, yani işin uzmanları bile bilmiyorsa detayları diye insan daha da panik oluyor. Gerçekten o sırada gazeteciye soruyor mesela, ben de kaç tane uzmana denk geldim bilmiyorum ki diyor şu an son durumda. Ne? Gazeteci izah ediyor oraya katılan bilim insanına telefonda. Şöyle oldu, böyle oldu diye. Ama dünya panikte abi. Evet, dünya panikte. Dün bir haber bülteninde seyrettim, haber kanalında değil de eğlence kanalının haber bülteninde bir profesör, bir dermatolog ya da ciltiye uzmanı diyor ki asansöre bindiğimiz zaman diyor düğmeye böyle basmayacağız diyor. Böyle basmayacağız. Görünüyor mu? Görünüyor. Böyle basmayacağız. Ha. Nasıl basacağız? Şöyle basacağız. Yani burası vücudun çıplak bir kısmı mikrop alıyor, burası almıyor. Böyle bir şey olur mu? Diyeceksin ki asansöre bindiğinizde bir cisimle dokunun düğmeye, sonra da onu atın. Bir kalem olabilir, bir peçete olabilir, ne bileyim eldivenle dokunun. Yani şimdi böyle bir bilim insanını, akademisyeni ben dinlemek istemiyorum. Ondan alacağım hiçbir bilgi yok. Gerçekten öyle. Televizyon kanalları da sürekli, yani mesela mülteciler ne oldu unuttuk. İdlib'de askerlerimiz var, ne oldu unuttuk. Yani televizyon bütün gün tabii biz de haber kanallarını izliyoruz ve 24 saat koronavirüs haberleri var. Bilemiyorum, çok mu panik yapıyoruz bir taraftan. Evde kaygıdan ölecek insanlar olacak diye korkuyorum. Ben kendim 39 yaşındayım ve kaygılıyım. Ama bir taraftan hiç umrunda olmayanlar da var. Oradan mı başlasak elimizdeki malzemelerle de bilemiyorum. Gülkan'cığım ben de 59 yaşındayım. İlk defa bütün dünyanın konuşma dilleri farklı da olsa sorunlarının tek koronavirüs olduğuna tanık oldum. Dünyanın her yerinde insanlar bu konuya fokuslandılar. Çok ölümcül bir hastalık değil diğer türlerine baktığın zaman. Ancak çok hızlı yayılan bir hastalık ve özelliği de sizi karantina altına aldıktan sonra bütün insanlarla iletişiminiz bitiyor. Canlı canlı bilinciniz yerinde bu dünyaya veda ediyorsunuz. Kimsesizler mezarlığına defnedilir gibi defnediliyorsunuz. Yani insanın hak etmediği bir son var burada. Onun için üzücü. Evet. Şimdi bizim evde kalmamız lazım. Ama bunu bir türlü anlamayanlar da var. Önce olumlu örneklerden mi başlayalım, dışarı çıkanlardan mı başlayalım, nereden başlayalım, nasıl gidelim bilmiyorum hani bugün. Ne yapalım abi? Bakıyorum notlarıma da.
İyi örneklerden başlayalım, ünlülere geçecek olursak. Geçelim beklemek. İyilerden başlayalım, sonra kötüler nasıl da mevcut miktarda var, onlara da vakit ayırırız. Şimdi Şevket Çorum'a biraz şeylerden de bahsedelim. Hani hep şu an evdesiniz, bak kaç kişi varsa da söyleyeyim. 500 kişiye yakın kişi şu an canlı yayına geldi. Sen galiba girmiyorsun şu an canlı yayına, internetin zayıflatmasın diye. İnterneti zayıflatmasın diye telefonumu kapattım. Sadece. Selam olsun. Evet. Pek çok kişi var. Yorumlar yine yağıyor bir taraftan. Nasılsınız diyen var. Biz de evdeyiz, çıkmıyoruz diyen var. Biz şu köşedeyiz, bu köşedeyiz. Herkesin selamını da aldık, başımızın üstüne koyduk. Canlı yayında olduğumuzu bir kez daha tekrar ediyorum. Sizi de burada görmek çok mutluluk verecek. Şey gibi öyle abi, ev gezmesine gitmişiz gibi sanki, değil mi? Evet. Evden. Hepsine selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bütün takipçilerimizde, daha doğrusu kalbi temiz, iyi yürekli, iyi niyetli olanların tümüne, art niyetli, pusuda bekleyen, en küçük bir tökezlemede bir tekmede ben atayım diye aportta bekleyenler, vay efendim niye çay içiyorsunuz, çay içene getirene teşekkür etmiyorsunuz gibi iğrenç iftiralar atanlara, ki sen de stüdyoda biliyorsun, stüdyodakilerin hepsi, ben o konuda çok hassasım, her gelene teşekkür ederim hizmettiği için. Bu kadar naif davranmamıza rağmen başından beri bir sadece açık bulup geçirmek için takip edenlere var. Artık onlara, yorumlarına bile cevap vermeyeceğim. Vermemeye özen gösteriyorum. Çünkü onların çoğu beni takip etmiyor. Takip etmediği için sosyal medyadan DM'den yazıyorlar. Şeye bakıyorum, gönder sayısı sıfır. Kullanıcı ismine Çırt Burt Lup diye bir isim böyle uydurup, onun için ben bizi ciddi ölçüde takip edip söylediklerimize itibar eden, övgüler yazmasına da izleyerek beğenisini, takip ederek beğenisini dile getiren herkesten Allah razı olsun diyorum. İnsanların beklediklerini söylemediğim için linç yapmaya kalkıyorlar. Ben vicdanıma göre karar veriyorum. Doğru bildiğim yolda ilerliyorum. Hayatım boyunca 200'lük yapmadım. Hayatım boyunca yalan konuşmadım. Hayatım boyunca kimseyi satmadım. Benim için söz senetten daha önemlidir. Sen de tanık olmuşundur. Söz verdiğim halde imza atmadan iki kadını para teklif ettiler. Başka bir kanala geçmedim. Benim için para önemli değil. O nedenle son 3-4 gündür sosyal medyada topa tutulan ünlülerin yani 30-40-50 bin lira için şöhretlerini, bugüne kadarki isimlerini niye riske attıklarını da anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü onların çoğu o uyduruk vitaminden gelecek paraya ihtiyacı olmayanlar. Kanaatim budur. Anladığım kadarıyla sen ben konuştukça dosyayı değiştiriyorsun. Tamam, o atakta geçti. Aynen öyle. İlaca geçtim. Sen oraya lafı getirmişken abi, oradan başlayalım o zaman. Başlayalım. Evet. Şimdi koronavirüs Türkiye'ye, biliyorsunuz, dünyaya göre çok daha geç geldi. Şükürler olsun. İnşallah gerekli önlemler de sonuna kadar alındığı için bir an önce de tamamen hayatımızdan çıkar. 16 Mart'ta bir internet satış sitesi açılıyor. Bir ilacın pek çok hastalığa karşı koruması olduğu iddiasıyla açılıyor. Bu site 16 Mart. Demeyelim de vitamin. Aynen öyle. Hatta şöyle tam olarak söyleyeyim. Gıda takviyesi diye geçiyor aslında. Takviye edici bir gıda olarak geçiyor. Pek çok ünlü olarak. Şimdi takviye edici gıdalar Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bu manada onay alır. Ondan sonra piyasaya çıkar. İlaçlar ise Sağlık Bakanlığı'ndan onay alır. Dolayısıyla ne Sağlık Bakanlığı'ndan ne Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı bir ürün değil bu. Bir, devam edelim. Şimdi takviye edici gıdaya ama ilaç gibi dememin nedeni şu. Bize yapılan o
tanıtımlarda yaratılan algı. Hatta istersen birkaç örnek videoda izleyebiliriz. Niye? Pek çok ünlüyü oynattılar reklamlarında. Seda Sayan var, Seda Akgül var. Onlardan bazı örnekler, videolar vereceğim, fotoğraflar verebilir. Ali bize arkadan bir taraftan. Şeyma Subaşı, Perihan Savaş, Ebru Akel, Gizem Hatipoğlu, Demet Şener gibi pek çok ünlü var. Seren Serengil var, Seda Akgül var reklamlarında oynanan. Bunlar öyle şeyler söylüyorlar ki ya, bugünlerde de tam koronavirüs lafını kullanan da var içlerinde. Yani tek bir ağızdan yazılan metin şu ki, bu koronavirüse karşı bizi koruyacak bir gıda takviyesi, takviye ya da ne bileyim bir mucize gibi lanse ediliyor. Hatta kutunun üstüne baktığınızda haberlere yansıyan hastalıklara karşı koruma oranları yazılmış. %89 koruyormuş koronavirüs. %89 oran veriyor. Evet. Şimdi gel de bunu ilaç olarak algılama. Algıda yaratılmak istenen şey bu en azından. Gün gibi ortada. Araştırmada ortaya ne çıkıyor? Ne çıkıyor abi? Mahalleyi mi diyeceksin? Yok, mahalleden önce bir kere bunların verdikleri internet sitesinin Google'da kaydı yok. Neler neler var. Google'da kaydı yok. Evet. Adres yalan dolan mahallesi olarak geçiyor. Evet, adresi de resmen yazıyor. Yalan dolan mahallesi. Tüm kayıtlar gizli. Adres yok. Telefon yok. Mail yok. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir ürün kaydı yok. Bir reklamda doktor kullanılıyor. Doçent doktor Aslıhan Yazıcıoğlu. Evet. Adresidir deniyor. Doktor da çıkmış sosyal medyasına açıklama yapmış. Hiçbir şekilde alakam yok. Birkaç daha vahim şey var. Basında doktor kısmı var. Basında doktor kısmına giriyorsun. Ha, evet. Doktorla ilgili şey mi diyeceksin abi? Doktorla ilgili kısım şu. Kadının fotoğrafını alıyorlar. Güzel de bir doktor. Evet, güzel de bir doktor. Ne diye kullanıyorlar onu? Ünvanını? Dur hemen girip bakayım bir taraftan. Notlarımı takip edeceğim. Sen hakkındaysa söyle abi. Doçent doktor Aslıhan Yazıcıoğlu diye not etmişim ama. Dur, ben yazımdan buluyorum bunu. Şuradan girdim. Neticede orada adı yazılan doktorun aslında mevzuyla alakası yok. Basında diye bir kısım var. Basında kısmında bakın şu kişi de bu ilacın ne kadar yani gıda takviyesinin etkili olduğu yazıyor diyor. Hepsi yalan haberler. İçinde geçen mesela atıyorum demiş ki haber. Portakal C vitamini içerir demiş haber. Almış onu, başlığını kesmiş koymuş oraya. Mehmet Öz bir açıklama yapmış. Almış onu, kesmiş koymuş oraya. Bakın basında çıktı haberim diye. Ve işin en vahimi de pek çok ünlünün, üstelik de içinde haberciler olan ünlülerin bu reklamlarda oynamış olması. Dün hepsinin tek tek sosyal medyalarına girdim. Sana en vahimini söyleyeyim Ali abicim. Şeyma Subaşı dün bile, artık bu haberler kaç gündür ayyuka çıktı. Ben Seyhan Soylu'nun sayfasında 4-5 gündür, 6 gündür görüyorum. Merhaba dedi, senin numaranı istedi geçtiğimiz günlerde. O gün bu haberden bahsetmişti. Sanıyorum ilk o Sağlık Bakanlığı'ndan ya da bilgileri alarak yayınladı. Sonra her yerde gündem oldu. Dolayısıyla Şeyma Subaşı dün bile storiesinde işte arkadaşlar ben bu takviyeyi kullanıyorum diye o ilacı ya da ne bileyim işte ürünü neyi halsa onu gösteriyordu. Çok enteresan. Ya şimdi burada ciddi ölçüde bir insan sağlığıyla oynama söz konusu. Soruşturma başlatılmış. Yani bunun bir milat olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu tamamen insanların koronavirüs korkusundan parsayı vurup gitmeyi hedefleyen bir sahtekarlık silsilesi. Ama az boz kokmuyor yani. Buram buram her tarafı sahtekarlık kokuyor. Yani insan hiç mi araştırmaz? Hiç mi sormaz? Yani bu isimlere bakıyorsun tek tek. Her birinin geçmişinde 10 yıldan 30 yıla kadar bir birikim var. Ne kaç lira vermiş olabilir size bu marka? Kaç lira vermiş olabilir abi? Ya taş çatlasın 20-50 bin lira arasında bir şeydir. Varsaydı 100 bin lira.
Ya bir kişinin umutlarıyla oynamak, o insan ben bu haptan ya da takviyeden aldım, bana bir şey olmaz deyip kendini sokağa atıp hastalanıp ölürse ne olacak? Ali abicim bak istediğin doktoru buldum. Görebiliyor musun? Virüslere karşı kullanıyorum diyor. Evet. Ama o kadının fotoğrafı bu. Ama tanıttıkları kadın başka bir kadın. Ha bir de o da mı var? Onu fark etmemişim. Ha adı yazan kişi de bu değil diyorsun yani. Doçent doktor Aslıhan Yazıcıoğlu diyor. Bu başka bir versiyonu. Başka versiyonunda da yabancı farmatolog bilmem kim diyor. Şimdi aynı zamanda bilgisayarı yayında kullandığım için giremiyorum. Şurada girsem öğrenirim ismini. Nasıl öğrenirim? Neticede neresinden baksan, ya kusura bakmayın ama aklımız var, fikrimiz var, sahtekarlık akıyor. Evet. Şimdi tabii... Yani bal neresinin balı olsa dersin ki yani bu balın bir faydası yok ama zararı da yok. Ama bu bir sahtekar korumacılığı yapacağı için yazık günahtır yani. Evet biliyorum, o oranları okudum. Ayıp denen bir şey var ya. Hakikaten. Peki o videolardan yayınlamamızı ister misin? Seray Sever'in videosunu yayınlayabilir miyiz arkadaşlar? Var mı elimizde? Yayınlayıp reklamını yapmayalım bu ürünü. Doğru söylüyorsun. Yanlış da anlayabilir insanlar. Neticede son derece üzücü. Seren Serengil'in bir açıklamasını gördüm. Diyor ki Serengil, evet. Takipçisinin yorumuna. Şimdi bir programda yorumcu ve hani jüri gibi görülüyor bu insanlar bir taraftan. Aslında dikkatli de yani Seda Sayan, Seren Serengil yani isimler gerçekten halkın itibar ettiği isimler. Ebru Okel sağlık programı yapıyor. Yani ben sağlıkla ilgili bir konuda tabii ki ona güvenmek isterim. Keza bütün isimler öyle. Tek tek söylemeye yani tek tek ayırmıyorum hiçbirisine içinden. Ama ve lakin Seren diyor ki bu firma bütün izinlerinin olduğunu, bütün bu haberlerin yalan olduğunu söylüyor ve tüm belgeleriyle pazartesi günü bir açıklama yayınlama yapacaklar. Eğer bu açıklamayı ve yayınlamayı yapamazlarsa zaten beni kandırmış oldukları için ben onlardan en çok şikayetçi olacağım diyor. Bilmiyorum, ben bugün bir açıklama, bir yayın bu konuyla ilgili bir şey henüz denk gelmedim. Sen geldin mi abi? Şimdi İlkacığım, böyle bir olay daha önce de oldu. Hatırlıyor musun? Yani ünlüler... Çay mevzusunu mu diyorsun? Zayıflama çayı. Evet. Zehir çıktı içinden. Sağlık Bakanlığı tek tek hatırlıyorum değil mi? Bütün ünlülere oynamayın el insaf şu reklamlarda dedi. Evet. Buna rağmen o çay reklamı birkaç ay sonra tekrar dolaşıyordu sosyal medyada. Yani şimdi ünlülere olan güven endeksini düşüren ki bunlar arasında Seda Sayan yıllarca selebriti güven endeksinde bir numara çıkmış bir isim. O beni şok etti. Yani araştırması gereken bir isim. Yani şimdi bunların içerisinde paraya ihtiyacı olanlar da var. Hiç ihtiyacı olmayanlar da var. Yani Seda Sayan'ın paraya ihtiyacı yoktur herhalde. Olmaması lazım. Ben katılıyorum. Herkesin paraya ihtiyacı vardır. Herkes. Doğru Yağız. Yağız odada çıkıyor. Ama ya, para için yapıyorlar bunu. Ya Seda Sayan'ın paraya ihtiyacı var mı ya? Yani soruyorum bak canlı yayında ne diyeceksiniz merak ediyorum. Ben de okuyayım Ali abiye. Yani bana da yokmuş gibi geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Ama
Peki şeye ne diyorsun abi? Tamam, paraya ihtiyacı olmayanlar var. Ben de haberci Seda Akgül'e çok şaşırdım. Yani şimdi ünlü olmakla haberci olmak arasında bir fark var ya, hani daha araştırmak, etmek, güvenilir olmak, hatta reklamlarda hiç oynamamak gibi tavrı olmalı. Gerçi o celebrity tarafına da kaydı işin ama soruşturma kısmında daha uyanık olması gerekmez miydi diye düşündüğüm iki şaşırdığım isim var. Seray Sever, eğitim durumundan dolayı. Seda Akgül de gazeteciliğinden, haberciliğinden dolayı. Vallahi açıkçası bu isimlerin büyük bir çoğunluğu beni şaşırttı. Makul ve mantıklı açıklamalarını bekliyorum. Umarım kamuoyunu tatmin edecek. Özür mü dilerler, açıklama mı yaparlar? Bilemiyorum. Yani onları hangi güç, hangi belge ikna etti de bu topa girdiler? Gayet tabii ki ünlüler reklam yapabilir. Bu onların tercihidir. Hayranlarıyla aralarında olan ilişkidir. Evet. Ama bu, yani bu tarz ürünlerin reklamlarında bence hiçbir ünlünün yer almaması gerek. Hani bu ilaçları kullanıp, ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Mesela çok bir dönemlerde meşhur zayıflama ilaçları vardı. O ilaçları kullanıp hayatını kaybeden insanların haberini yapmış biri olarak söylüyorum. Bu ilaçların içinde ne yürüdüğü belirsiz o kadar çok madde var ki, kiminin kalbine dokunabiliyor, kiminin astımı var, birden onun hayatını yitirmesine sebep olabiliyor. Bunlar şampuan değil, kozmetik ürünü değil, başka bir şey değil. Bu konuda keşke çok daha hassas olsunlar. Bu insan sağlığı. Bir de ne olur uyanık olalım. Gece gündüz 24 saat dünyanın dört bir yanından uzmanlar yayınlara bağlanıyor. Daha koronavirüsün yapısını çözemediler. Daha tam olarak mikroskobik açıdan görüntüleyemiyorlar. Böyle bir şeyle karşı karşıya dünya. Hani bizim ünlüler mi farkına vardı, bir tane ilaç koronavirüse çare oldu ya da onun önlemi oldu da. Yani biraz da uyanık olalım. Böyle bir şey yok, olamaz. Ünlülere yani bir vitamin reklamı da oynayabilirler ama tanıtabilirler de, ama o vitaminin bilimsel olarak gerçekten vitamin olduğuna dair ellerinde gözle görülür somut delil olması lazım. Bu bir ders olsun, eminim olacaktır da. Şimdi çok enteresan bir şey var. Ezgi Eyboğlu. Kim Ezgi Eyboğlu? Ünlü bir oyuncu. Ama son günlerde biz onun adını nasıl duyuyoruz en çok? İşte Oğulcan Engin'le birlikte oldu. Seda Sayan'a gelin oldu yani. Hani eli maşalı kaynana mı olacak Ezgi Eyboğlu'nu? Müstakbel gelin diyelim. Gelin oldu. Ha, müstakbel biraz... gelin oldu. Aynen, tamam. Yani gelini olmaya aday. Evet. Seda Sayan da güzel açıklamalar yaptı. Ben onları yakıştırıyorum. Herkes önce bir çok merak etti, biliyorsunuz. Seda Sayan, ben onları yakıştırıyorum. İkisi de çok güzeller dedi. İnsanların bir içi rahatladı ama dün ben gezerken bir şeye denk geldim. Televizyon Magazin diye bir sayfa. Ezgi Eyboğlu da bir reklamda oynamış. Onu ekrana verebilir miyiz rica etsem arkadaşlar? Atmıştım ben. Ne kadar? O bir kahve reklamında oynamış aslında. Yani, ama efendim abi? Süresi ne kadar? Ha yok, şey, reklamda oynamış derken post çıkmış. Onu şimdi ekrana verince göreceksiniz. Şimdi yayın akışında şöyle bir düzenleme yapabilir misiniz? Milka'cığım şöyle. Tabii ki. Gazeteye yazımı attım ama yazı gelmedi diye mesajlar geliyor bana. Benim şey yapıp bu yayını altta alıp maili atmam lazım. O nedenle telefondan falan atılmıyor, anladım. Yok, bilgisayarda. O nedenle sen ya görüntü uzun süren yarım dakikalık bir şey ekrana getirelim. Aa, videolarımız var. Çok güzel videolarımız var. Tamam, bu onlardan birini getirirken ben izin alayım, buradan yazı göndereyim. Şeyi getirelim. O biraz uzunca da, ister misiniz? İtalya Belediye Başkanı sokağa çıkanlara nasıl sesleniyor?
Müsaade getirelim mi onu? Şimdi onu istememin sebebi şu. Bir İtalya'da Facebook nei messaggi. Ma io vorrei capire come andrà tutto bene. Çağıran belediye başkanı var. Buna karşı Türkiye'de dün titi oldu. Murat Övünç'ün bir paylaşımı var. Hayır, ikisini kıyaslamak istiyorum. İkisini kıyaslasın Türkiye. Yani bir İtalya'da bir belediye başkanı nasıl çırpınıyor, nasıl makul ve mantıklı anlatıyor. Bir de biz de balık tutanların görüntüsü üzerine Murat Övünç'ün söylediğini peş peşe ekrana getirelim. Aradaki farkı en azından bir tebessüm ettirecek ironiyle insanlara gösterelim istedim. Tamam, o zaman önce İtalya'daki belediye başkanının feryadı geliyor. Bu arada ben kimseyle konuşamıyorum, hazır mı bilmiyorum. Verin ortaya. Peşine de Murat Övünç geliyor. Ali abim de bu arada yazısını göndermiş olacak inşallah. Hanno fatto dei cartelloni scrivendo andrà tutto bene. Moltissimi lo scrivono su Facebook, nei messaggi. Ma io vorrei capire come andrà tutto bene. Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa? Quanto la spesa si dovrebbe fare una volta ogni 10 giorni? Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette? Al posto di prendersi, dato che hanno il vizio del fumo, va bene, non entro in merito, ne prendono parecchie, se li mettono a casa, non invece escono per andare a prendere le sigarette ogni giorno. Come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio? Ma questa benzina cosa serve se dovete rimanere a casa? Come andrà tutto bene se tantissime persone chiedono di avere fatti i capelli a casa, il parrucchiere a domicilio, ma sti capelli a cosa servono? Questi capelli fatti in questo momento a cosa servono? Me lo fate capire? Come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta? Perché sono stressati. Ma ragazzi, io corro da 20 anni. Tra alti e bassi corro da 20 anni. E a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una 20. Ora tutti i podisti sono diventati a Delia. Tutti che vogliono correre. Ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestre alla scuola elementare, ma dove andate a correre? Oggi di domenica, tantissime persone in campagna a arrostare carne, a fare barbecue, ma stiamo scherzando? Ma stiamo giocando con la pelle nostra e di tutta la cittadinanza? Facevano delle feste in un condominio. Ci sono andato io solo oggi, di domenica. E siamo sindaco, siamo tutti quelli del condominio. Ma il contagio lì è. Stare a casa significa stare solo con la propria famiglia. Non con i vicini di casa. Che poi voglio vedere questi vicini di casa che confidenza avete. Tutto ora sti buon vicinato c'è a Delia. Tutti sti buon rapporti vicinato ci sono a Delia. Gente che per fare il cartellone, il cartellone andrà tutto bene. A casa 20 persone per fare questo, perché il cartellone deve essere bello e chiamiamo cugini, parenti per fare un cartellone. Quello è contagio. Etrafı gözlemlediğiniz zaman daha çok balık tutmak isteyen insanların. Sizi cahil insanlar. Sizi varoş kesim. Sizi cahil geri zekalılar. Biz sizler yüzünden evde oturuyoruz. Sizin gibi cahiller yüzünden evde oturuyoruz. O balıklar sizin götünüze girsin. Etrafı gözlemlediğiniz zaman daha çok balık tutmak isteyen insanların. Sizi cahil insanlar. Sizi varoş kesim. Moltissimi di voi hanno fatto dei cartelloni scrivendo andrà tutto bene. Moltissimi lo scrivono su Facebook, nei messaggi. Ma io vorrei capire come andrà tutto bene. Come andrà tutto bene se continuiamo ogni giorno ad uscire per fare la spesa? Quanto la spesa si dovrebbe fare una volta ogni 10 giorni? Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprare le sigarette? Al posto di prendersi, dato che hanno il vizio del fumo, va bene, non entro in merito, ne prendono parecchie, se li mettono a casa, non invece escono per andare a prendere le sigarette ogni giorno. Come andrà tutto bene se la gente va e viene dal benzinaio? Ma questa benzina cosa serve se dovete rimanere a casa?
Come andrà tutto bene se tantissime persone chiedono di avere fatti i capelli a casa, il parrucchiere a domicilio? Ma sti capelli a cosa servono? Questi capelli fatti in questo momento a cosa servono? Me lo fate capire? Come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta? Perché sono stressati. Ma ragazzi, io corro da 20 anni. Tra alti e bassi corro da 20 anni. E a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una 20ina. Ora tutti i podisti sono diventati a Delia. Tutti che vogliono correre. Ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestre a scuola elementare, ma dove andate a correre? Oggi di domenica, tantissime persone in campagna a arrostare carne, a fare barbecue, ma stiamo scherzando? Ma stiamo giocando con la pelle nostra e di tutta la cittadinanza? Facevano delle feste in un condominio, ci sono andato io solo oggi, di domenica. E siamo sindaco, siamo tutti quelli del condominio, ma il contagio lì è. Stare a casa significa stare solo con la propria famiglia, non con i vicini di casa. Che poi voglio vedere questi vicini di casa, che confidenza avete. Tutto ora sti buon vicinato c'è a Delia. Tutti sti buon rapporti vicinato ci sono a Delia. Gente che per fare il cartellone, il cartellone andrà tutto bene. A casa 20 persone per fare questo, perché il cartellone deve essere bello. E chiamiamo cugini, parenti per fare un cartellone. Quello è contagio. Merhaba. Son günlerdeki en önemli mesajı ben de Bestem Malabadi Köprüsü'yle sizlere inelemek istiyorum. Babaanne ile etrafı gözlemlediğiniz zaman daha çok balık tutmak isteyen insanların sizi cahil insanlar, sizi baroş kesim, sizi cahil geri zekalılar. Biz sizler yüzünden evde oturuyoruz. Sizin gibi cahiller yüzünden evde oturuyoruz. O balıklar sizin götünüze girsin. Ile etrafı gözlemlediğiniz zaman daha çok balık tutmak isteyen insanların sizi cahil insanlar, sizi baroş kesim, sizi cahil gerizekalı. Evet, Murat Övüç'ü sizi cahil insanlar, sizi baroş kesim. İzledi herkes, yayındayız şimdi. Biraz birkaç saniye gecikme olduğu için idrak ettim, devam ediyoruz. Abi evet, fark çok bariz ortada ama Murat Övünç haklı diyen çok yorum var, söyleyeyim. Yani ortalık ya haklıysa ne yapayım yani, ben aradaki bir tarafta kamuoyunun seçip belediye başkanı yaptığı genç bir çocuk çırpınıyor, anlatıyor derdini. Türkiye'de demek ki böyle kanaat önderleri yok. Öyle olunca da TT olan isim Murat Övünç oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Kaderimiz. Evet yani, ama yorumlar süper. Murat Övünç süper yorumlamış. Yani neyse diye çok muzip yorumlar var bu konuda. Ne diyeyim, o kadarını söyleyeyim. Ama dışarı çıkanlar konusunda da biraz insanlar tepkili. Tam mevzu oraya gelmişken öyle devam edelim isterseniz. Mesela Demet Akalın evde kalın ya patlar mısınız gibi bir video çekmişti. Nasıl dışarı çıkabiliyorsunuz diye. Sonra bebek de arabasıyla görüntülendi. Fotoğrafları verebiliriz bir taraftan. Onu kaçırdım ben, bilmiyorum. Ha, tabii önce bir video var abi. Evet. Patlar mısınız? Siz nasıl insansınız? Niye dışarı çıkıyorsunuz diyor. Market alışverişi yapmışlar. Market alışverişinden gelenler bile dışarıda önce 2 gün bekleyip içeri alınıyor, kapının önünde falan, bahçesinde. O halde titizlikle bir video çekti, şahaneydi. Ama işte 2 gün önce de bebekte sahilde arabasıyla yakalandı. O fotoğrafı bir verebilir miyiz ya? Sanki basılmış gibiler fotoğraflarda da, böyle elleri yüzleri kapatmalar dışarıda yakalananlar. Aynen öyle, bak şimdi dur, gösteremezlerse ben sana şuradan göstereceğim hemen. Bu işin bir de sosyolojik kısmı var. Çok iç açıcı bir tablo değil tabii. Yaşlı bir amca sokakta diyorlar, ana niye burada oturuyorsun? Diyor ki kahveleri kapattılar, dışarıda kaldık.
eve gidince eşin dırdırı virüsten daha beter, evdeki hanımlar dırdırdır, virüs bir iki günde öldürüyor, öteki ömür boyu zevillinge mühmim ne, sevmiyorum bu Ali İboğlu'nu dinlemiyor diye, dinlemeyi diyor. O zaman git abi, burada bekleme, hadi bekleme yapma, yürü abi, ben yürü, hadi yürü yürü. Tamam, ha, ekranda mı şu anda? Tamam, ben de veriyordum ekrana. Programın sonunda bu benimle ilgili işte Fatma Nur Karakuş, Ali abi neden sinirlisin, şimdi girdim. Ya tamam, sinirli değilim. Tamam. Ali abicim, sinirlerini bozmak için yazıyorlar zaten. Boğaz havası almaya çıkan ünlülerin arasında şu an biz ekranda var. Şimdi, Murat Övücü verirken ben takdir ettiğim için vermiyorum. Türkiye en çok onu konuştu. Twitter'da en çok o konuşuldu. TT oldu diye ben gündeme getiriyorum. Yani bu ironiyi, bu çelişkiyi anlayamayacaklar. Lütfen bizi takip etmesin, izlemesin. Yani Türkiye'de diyorum, İtalya'da bir belediye başkanı çıkıyor, çok makul ve mantıklı şekilde yaşanan sorunu anlatıyor. Sokağa çıktıkça bu virüsü çoğalttığımızı, ölecek insan sayısını arttırmaya teşvik ettiğimizi anlatıyoruz diyor. Bizde de yani meydan Murat Övünç'e kalıyor. Bunu anlatıyorum. İnsanlar kanaat döndürür olarak onu seçmesinin Türkiye'nin çelişkisi olduğunu vurguluyorum. Bunu takdir ettiğim için değil. Yani hakikaten ciddi söylüyorum. Yani ben bu YouTube kanalının keyifle, huzur içinde bir iş yapmak için açtım. Yani bu gelen insanlar benim sinirimi bozduğu sürece, artırdığı sürece düğmeye basar kapatırım. Gitsin başka yerleri izlesinler. Yeter artık ya. Benim de bir tahammül sürem var ya. Benim de bir tahammül eşiğim var. Ama sinir bozmaya çalışan insanlar her zaman, her yerde var Ali abicim ya. Bunu sen en iyi biliyorsun. O yüzden eleştirilerin başımızın üstünde yeri var her zaman. Ama hakarete varan, can sıkacak yorumları senin dediğin gibi hiç kale almamak lazım. Bak, ünlülerin başına neler neler geliyor. İşte hani burada olmanın, erişebilir olmanın bir şeyi bu. Ne diyeyim? Bedeli mi? Gibi. Ya bir bedel ödemek zorunda değilim. Ben fikrime, görüşüme, paylaştığım şeylere, değer verenlere haberciliği olarak bir şeyler vermek istiyorum. Beni sevmiyorsan gelme. Fikrime değer vermiyorsan gelme. Gelip beni değiştirmeye kalkarsan güle güle, ben değişmem. Ay abicim, biz hala gelmiş burada, hala gelmiş, yetmemiş. 4 gündür yazıyorlar, linç ediyorlar kendilerince. Hala gelmiş Ali İboğlu'm İlkay'a şahidim demedi, hala program yapıyorlar. Allah belanı versin. Yalancının Allah belasını versin. Dedim, şahidim dedim. Olanlara şahidim dedim. Namusuna ve çalışkanlığına kefilim dedim İlkay'ın. İlkay'ı o masadan sadece İlkay'ı alıp onunla partner olup program yaptım. Bu bile başlı başına benim neyi tercih ettiğimin görüntüsüdür, fotoğrafıdır diyorum. Ece Erken'li program teklif ettiler bir ay önce diyorum. Ece Erken'in moderatörlüğü yapacağı bir masaya oturmadım diyorum. Ya hala gelmiş. Yani ne istiyorsunuz benden? Ben anlamıyorum. Evet arkadaşlar, lütfen ya, büyük bir haksızlık. Buna ses çıkarmamak, ben kendi başına geleni zaten çok mahcup edici bir durum. İçinde bulunduğum durum, anlatmış olduğum şey ama doldu taştı. Anlatıldı ama böyle bir şeyden dolayı Ali abinin üzülmüş olması beni üzdü. Sakin ol Rakip. Ya Ali abi bana gaz mı verseydi?
Yürü İlkay öldür mü deseydi bence makul bir tavır aldı ve sonuna kadar namusuma, çalışkanlığıma şahit olduğunu söyledi. Hiç söylemese bile birlikte program yapıyor olmamız, bir kanalın yapamadığını, bir adamın, adam gibi bir adamın yapıyor olması, birlikte kendi kanalımızı kurup yürüyor olmuş olmamız, zaten hakkının, haksızın, doğrunun, yanlışın kim olduğunun ve neyin yanında olduğunun göstergesi değil mi? O yüzden bu haksızlığı yapmayı, bana da çok kızdılar. Kızıyorlar, sen ne gurursuz insansın, ne şöyle insansın böyle, ama bunlar olacak. Ne diyeyim? Ya niye olacak ya bu ülkede şu anda insanlar can derdinde, Allah aşkına can derdinde. Öyle de. Biz evlerine kapanıyorlar koronanın evlere insanlara bulaşmaması için can derdine düşmüşler. Vay efendim sen Ece'ye sahip çıktın lan. Ne Ece'ye sahip çıkacağım? Ece'ye sahip çıksam Ece'yle program mı yapardım? Dün ne söylediysem Ece için bugün de aynı şeyi söylüyorum. Ya bana video atıyor. İşte Ece erken girmemiştin topa. Mahkeme kararı var dedi. Evet. Evlilik birliği bitince nasıl oluyor? Mahkeme dava açmışlar. Gizlilik kararı aldırmışlar. Yan yasağı getirmişler. O nedenle konuşmuyorum dedim. Bu konu öyle bir konu değil. Bu konu geldi. Dikiz aynalarını eve gelmedi diye. Dikiz aynalarını gidip sevgilisinin ve eşinin kırınca iş başka bir şey. Gayet tabii ki eleştireceğim. Bu çöküş. Bu bir minnet hali. Bu aklını peynir ekmekle yeme. Bunu niye eleştirmeyeyim? Ya amaçları ne anlamıyorum insanların. Hani sevmiyorsun Ali Beyboğlu şerefsiz. Gel izleme. İzleme abi. Bak, yani bir tane için 200'e yakın yorum var. 200 yorumun 190'ı sahte isim, takma isim. Yani kimdir onlar? Arkalarında kim var? Amaçları ne bilmiyorum ama patlama noktasına kadar getirdiler işi. Millet can derdine düşmüş. Siz neyin derdindesiniz? Evet, geçelim koronaya. Ali abicim, bu arada pek çok destek, sevgi mesajı var. Onları da sana söylemiş olayım. Tek tek okuyamasam da şu anda. Peki. Devam ediyoruz. Şimdi dur, kafamda karman çorman oldu ya. Koronada hadi biraz iyi şeylerden bahsedelim ya. Dışarı çıkanlara kızıyor musun? Ha, onu sorayım. Selami Şahin bir de yasakları delerek dışarı çıktı diyorlar. Çünkü 71 yaşında ama 65 yaşın üstüne biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı geldi. Henüz verilmiş, kesilmiş bir ceza yok gördüğüm kadarıyla ama 3150 TL. Bu işin bir cezası var. Yaşlıları caydıracak mı bilmiyorum. 65 yaşın üstündekileri daha doğrusu. Ama Selami Şahin yakınları böyle onu sevenlerle yan yana fotoğraflar çektirmiş. Bir de diyor ki aman çekmeyin, eşim görmesin, beni çok sıkı tembihleyerek sokağa çıkardı zaten, çıkmama izin verdi. Ama şey, kendimizi de korumuyoruz galiba, ya da ne diyeceksin? Valla yani bir kişiden birkaç bin kişiye bulaşabilen bir virüs bu. Bu işin affı yok. O nedenle her birimizin dikkat etmesi gerekiyor. Sokağa çıkanların, sokağa çıkma mecburiyetinde olanların maske takmasını ve eldiven kullanmasını, eve geldiklerinde de eldivenleri çıkarır çıkarmaz bilim insanların önerdiği temizliği yapması gerektiğini, kolonya kullanması gerektiğini inanıyorum, savunuyorum. Bu konuda fikir beyan edecek bir noktada kendimi görmüyorum. Bir vatandaş olarak ben bunları yapıyorum. Başkaları niye bunu yapmıyor? Onun sebeplerini onlara sormak lazım. Diyeceğim bir şey yok ama ben bir an önce sokağa çıkma yasağının ilan edilip bu virüsün durdurulması gerektiği düşüncesindeyim ama devleti yönetenler ülkenin ekonomisini çok kötü etkilemesin, darbe vurmasın diye bu kararı almış olabilirler. Ama kademe kademe iş oraya doğru gidiyor.
Evet, bu arada ünlüler şöyle diyorlar. Yani biz bir hava almaya çıktık. Yakın temas kurmazsak ne olacak? Yani işte Demet Şener, Demet Akalın dedi ki işte benim çocuğum çok sıkılmıştı, onu bir dolaştırmaya çıktım. 9 gündür evden çıkmıyordum. İşte Selami Şahin yine bir hava almam gerekiyor diyor. Hülya Avşar yine sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Diyor ki ya hava almazsak da olmaz. Yani esas herkes çıkıp şöyle bir yürümeli. Ama tabii bunlar birkaç gün önceydi. İş gittikçe ciddileştiği için onun da altını çizmek lazım. Günden güne işin boyutu değişiyor. Dün markete gelirken artık bugün markete de gitmeyi bırakıyoruz. Yarın belki senin dediğin gibi sokağa çıkma yasağı da gelecek. Ya da olabilir muhtemel. Pek çok insan bunu bu soruyor. Vaka ve böyle gün geçtikçe anormal bir artış göstermesi halinde başka kaçınılmaz yol yok yani. Tek çıkış sokağa çıkma yasağı. Yani bir vatandaş olarak sokağa çıkma yasağını önermek abesle iştigal olabilir ama çünkü eve hapsolmanın günün sonunda nasıl psikolojik bir yıkıntı getireceğini de göreceğiz. Hepimiz obezleşerek çıkacağız bu süreçten. Ay sorma abi, ben gece gündüz börek çörek yapıyorum. Yani dikkat etmek lazım ama maalesef evde hele küçük çocuk varsa yemeğe içmeye, pastaya böreğe kendimizi verdik diyebilirim. Ne yalan abi. Söylüyorum. İtiraf edeyim yani. Evet, gündemimizde başka maddeler vardı. Geçelim. Zıtlamadan. Azıcık güzel şeylerden bahsedelim. Bir video, Mustafa Sandal'ın videosunu verelim. Hani böyle bir soluk olsun hep. Karantinadaki ilk şarkıyı karantina günlerinde. Evet, bir yüzüne gözüne ses tonuna dikkat edin. Ben aslında bir taraftan çok hüzünlenmiş olduğunu da gördüm. Şarkıyı da bu şartlarda yapıyor. Allah'tan dijital ortam var. Biz nasıl evden abi canlı yayın yapıyoruz? Birbirimize kavuştuk, takipçilerimize kavuştuk. O da anladığım kadarıyla şarkıyı miksere yollamış. Bir arkadaşı evden gitarını çalmış, işte onu yollamış falan. Bakın nasıl anlatıyor. Bir dinleyelim mi onu? Dinleyelim. Karantinadaki. Dinleyelim. İzleyelim, dinleyelim. Ve ona gönderdim şarkıyı. Yapmış olduğum demoyu. Onu da, o da bir anda böyle çok keyif aldı ve üstüne çok güzel bir şey yazmış. Sonra başladık beraber çalışmaya. Ben o esnada aranjmanı bitirdim. Ve ilginç olan taraf şu. Şarkıyı bütün canlıları için, yani mesela bas gitarı için sevgili Birkan kardeşime gönderdim. Evde basını çalıp bana basını gönderdi. Ben burada aranjmanını çaldım. Keza gitarları için öyle. Yani bir nevi karantina altında yapılan herhalde ilk şarkılardan biri olsa gerek diyeceğim. Şarkımızın adı Yanında. Bu akşam da dün gece sözleri bitirdim. Ben benimle olan taraftaki sözleri bitirdim. Bu akşam da okumasını yapıyorum. Ve ondan sonra sevgili Tarık Ceren'e gönderiyorum. Mixini yapıyor, masteringini yapıyor. Arkasından da bu feat yaptığımız sevgili kardeşimle FaceTime'dan klip çekeceğiz. Evet, herkese merhabalar. Yanında adlı yeni şarkımız bitmek üzere. Merak ediyorsunuzdur kimle feat yaptık diye. Özel bir isim. Şarkının enteresan tarafı şöyle. Ben yaklaşık 4 gün önce bir akşam vakti böyle bir ilhamla bu şarkıyı yazmaya başladım. Arkasından son zamanlarda dinlediğim ve çok beğendiğim genç bir arkadaşımız, onunla temas ettim. Ve ona Box gönderdim şarkıyı. Evet. Yapmış oldum. Şarkı geliyor abi. Nasıl enteresan değil mi her şeyinin, herkesin evden yapmış olması? Bilmiyorum, beni hem duygulandırdı hem çok merak ettim Mustafa Sandal şarkısını. Ben becerebildiğim ölçüde sosyal medyadan takip ettiğim bazı ünlüler var. En sevdiğim şey Madonna. Madonna. Yani bütün şarkıcıların şeysi vardır ya, işte şarkıcılık benim çocukluğumda, işte annemin ayakkabılarını geçer aynanın karşısında, işte elime saç fırçasını alır şarkı söylerdim
diye anlatırlar ya. Çoğu şarkı böyledir. Madonna öyle bir paylaşım yaptı. Saç fırçasını almış eline, şarkı söylüyor. Ben açıkçası çok zekice buldum. Bir de sen izledin mi bilmiyorum. İrem Derici Ezel'in bir rap şarkısını söylüyor. Gördüm. Gördün mü? Gördüm. Eğlenceli şeyler çok hoşuma gitti. Vallahi arkadaşlar zaten abi kimi merak ediyorsanız ünlüleri Instagram'dan birincisi onları takibi alın. Akşam şöyle bir açıyorsun abi telefonunu. Sen mutlaka açıyorsun, takipçilerimize söylüyorum. Bütün ünlüler canlı yayında. Yani hiçbir şey yapamayan sohbet ediyor. Mesela dün akşam Zinet Salı konseri vardı. Soner Sarıkabadayı konseri vardı. Sıla'nın konseri vardı. Hangi konsere yeteceğimi şaşırdım ayol evden. Hepsi evet. De merak ediyorum. Hep sevdiğim insanlar zaten takip ediyorum. Kaan Sekban'ın canlı yayını vardı. Ya Süleyman Soylu bile, İçişleri Bakanımız bile canlı yayında işte şey Candaş Tolga'yla canlı yayın yapıyordu. Onların sohbetleri vardı. Bir ara onları da izledim. Dolayısıyla Instagram televizyon yayınlarından çok daha şey gidiyor. Parlak ve verimli gidiyor. Sevdiğiniz ünlüleri mutlaka takipte kalın. Herkes üstüne düşeni de yapıyor bu dönemde. Değil mi? Vallahi çok güzel yayınlar yapıyorlar. Şu kadarını söyleyeyim. Ben dün akşam izlediklerim arasında Lerzan Mutlu ile Alişan daha doğrusu Lerzan Mutlu yayınını Alişan'ı aldı. Ay çok kaçırmışım bak onu. Ne yaptılar ikisi? Koronavirüs konuşuyorlardı. Valla bir selam verdim çıktım. Sıla'yı biraz izledim. Sen çıktın mı canlı yayına? Selam verdim. Yok canlı yayına çıkmadım. Selam söyledim. Kartepe'de selam çekildi. Ay çok güzel. Şimdi Sıla herhalde ilk kez taraftarlarıyla, sevenleriyle bu kadar sıcak temas kurdu uzunca bir süredir. Birçok şeyi anlattı. Yeni albüm ne zaman gelecek, nasıl olacak? Birçok bilgi verdi. Kötü bir şey, gazetecilere malzeme kalmıyor. Her şeyi anlatıyorlar. Doğru. Bizi devreden çıkarttılar. Kısa devre yaptılar. Düne kadar yaptıkları paylaşımları yoruma kapatan ünlülerin bugün insanlarla canı sıkılınca temas kurması, muhabbet etmesi güzel. Umarım ilerinde de böyle olur. Tabii mesela İrem Derici'den ben şöyle bir şey duydum abi. İlk defa sadece takip ettiğim kişilerin gönderdiği işte mesajları görüyordum. Ayarlar var biliyorsun, okuyordum. İlk defa tüm takipçilerimin mesajlarını, çünkü evde vakit çok. Evet. Okudum, neler diyorlar gördüm, bu tarz şeyler çok. Sıla diyordu ki işte bak mesela dün yine ona denk geldim. Şiir yazıp kenarlara koyuyordum, evde yapacak şimdi iş yok, vakit çok. O şiirleri topluyorum, yeni bir şiir kitabı çıkaracağım falan. Aslında evde olanları üretim açısından güzel bir fırsat gerçekten. Koronavirüs bereketi yani. Yani işte bir şekilde bunun altından kalkmak lazım. Esas dışarıdakilere çok düşünüyorum. Sokakta yaşayan insanlar var. Sınırda askerlerimiz var. Dünya işte Avrupa'nın kapısına dayanmış göçmenler var. Allah onların da yar ve yardımcısı olsun gerçekten. Onlara ne olacak? Yani biz evlerimizdekiler çok da şikayet etmeyelim. Evde sıkılıyoruz diye. Ya bir evimiz olmasaydı. Ya şu an o göçmenlerden biri olsaydık. Ya sokakta hadi eve girin diye insanları zapt etmeye çalışırken kendini tehlikeye atan polislerden biri olsaydık ve o sağlık çalışanları her gün evlerine geri dönüyorlar ve her türlü hastalıkla birebir onlar muhataplar. Değil mi abi? Yani şükretmek lazım halimize. Ya toplumun hizmetini karşılayan milyonlarca insan var. Yani sadece sağlık çalışanlarına, doktorlara alkış yetmez. O insanlara da canciberane yani markette çalışan kasiyerinden tut da oraya ürün yerleştiren insanlar aç kalmasın, ihtiyaçlarını karşılasın diye. Yani
83 milyonun hizmetini sağlayan kamu görevlilerinden polisine, askerine bu ülkede hakikaten saygıyı hak eden, alkışı hak eden çok insan var. Bütün onlara moral destek vermek lazım. Ben bu süreçte bu süreç size ne öğretti diye bir anket gibi bir şeye baktım. Çok şey öğretti ve sağlık çalışanlarının da çoğu insanlarımızın bizlere karşı ne kadar tahammülsüz, sabırsız ve saygısız olduğunu da bu süreçte gördük diye dert yananlar var. Bu süreçte çok şey öğretecek, çok şeyi de değiştirecek. Dün İtalyan National Geographic İtalyan temsilcisi bir paylaşım yaptı. Yüzüne maskeyi takmış, sokağa çıkmış elinde fotoğraf makinesiyle. Diyor ki sokaklar bomboş ama bu evlere hapsolan insanların fotoğraflarını çekeceğim pencerelerden. O pencerelerden yansıyan hayatları, hüznü, umutlu bekleyişi, tükenişi fotoğraflayacağım ve yakında sizlerle paylaşacağım. Ben merak ediyorum oralarda nasıl fotoğraflar çıkacak. Çünkü insanlar evlerinde hapis olunca bir de bu virüsün yarın hangi aşamaya geçeceğine dair, ne zaman biteceğine dair hiçbir umut yok. Yeni bir şey olduğu için dün söylenenlerin ve yapılanların yanlış, bugün doğru kabul edilenleri yarın yanlış kabul edilmeyeceği ne malum, bir kaosa doğru gidiyoruz. Evet, yani bir ay evimizde kalalım. En azami süreyle sanki öyle olacakmış gibi, ama sonra sağlıklı bir gelecek olsun hem bizim hem çocuklarımız için. Evet ya, bir ay evinde kalıp evine ekmek götüremediği için, geliri olmadığı için giderini karşılamak durumunda olanlara, yani şimdi Rihanna bir vakfa 5 milyon dolar bağışladı dün. Bu vakıf Amerika'daki gıda bankalarına, dünyanın çeşitli yerlerinde o vakfın hizmet gördüğü, dünyanın çeşitli yerlerinde şeylere ulaşacak, sağlık, acil sağlık malzemeleri götürecek. Ben Türkiye'de de bu anlamda bir kampanyanın başlatılıp ünlülerin elinin taşının altına koyması gerektiğini, evet ciddi ölçüde bir gelirden kayıpları var, çalışamıyorlar. Ama eminim hazırdan 3-5 kuruş verseler bu çekilen sosyal medya görüntülerinden daha faydalı bir sonuç elde eder. Çünkü ciddi ölçüde bir maddi desteğe ihtiyacı var. Muhtaç durumdaki insanların bir fon oluşması lazım. Bu fondan işte o giderlerin karşılanması lazım. Müthiş bir fikir abi. Yani o canlı yayınlar, yaptıkları canlı yayınlar her birinin kampanyaya dönüşse bile herkes kendi çapında bir şey yürüse bilmiyorum. O moral motivasyon. Bir de işin bir ay sonra tamamen duygusal bir evet koronadan kendimizi koruduk, insanları koruduk ama faturalardan ve giderlerden kendimizi nasıl koruyacağız? Mesele budur. Sabit geliri olmayanlar, günübirlik çalışıp evine, ailesine bakan insanlar var bu ülkede. Yani kiraları ödeyecekler. Şimdi şey gibi Ezgi Mola diyor ki iki kiracım vardı. Aa, verelim mi videosunu? Evet. Sen sus, gözlerin konuşsun, video konuşsun, sen yorumla abi, olur mu? Ezgi Mola geliyor mu? Hazır mı? Nerede bir iyilik hareketi başlatsak keşke. Hep birlikte bir şey yapsak. Elimizden gelse de falan diye böyle bir storyler çekmiş. Evet. Ha, geldi. Vallahi çok hızlısınız. Bravo. Yayında abi şu an. Şöyle bir şey düşündüm. Evet. İki tane kiracım şimdi var. Dur. Bir saniye bitsin. Görüyor musun? Bitince gir abi lafa. Bu tip mesajlar bana da çok fazla geldi zaten. Belki imkanı olan insanların hepsi bu şekilde. Vallahi ben bu kampanyanın sonuna kadar destekçisiyim. Bence bütün ev sahiplerine örnek olmalı. Sen bir şey söyleyeyim mi? Küçük esnaflar, büyük iş adamları. Evet, özellikle söyleyeyim. Onu da yayınlarımızı da yedirelim. Yemek sepeti ve diğer kurye şirketlerinin birleşip
herkese test yapabilecek imkana gelmesi lazım. Onlar çünkü Türkiye'nin en büyük paket servisi zinciri. Dün şu çağrıda bulundu. Sen de bunu istersen. İki tane kiracım var. Sevgilim. Evet Ali abicim, yayınlandı Ezgi Mola. Evet, Ezgi Mola yayınlandı. Bu arada müzik adamı demiş ki yemek sepetinin sahibi Nevzat Aydın da 1 milyon TL bağışladı. Ona da teşekkür edin. Evet, teşekkür etmek gerekiyor. Bu arada Yağız bir suflede bulunuyordu. Gel Yağız kendi söyle. Ben anlattığını anlamadım. Çünkü buradan bir taraftan da yorum okuyordum. Aa, ben bunu söyleyeyim. Ezgi Moğla'nın yaptığını bütün ev sahiplerine örnek olmasın diliyorum. Bütün ev sahipleri çağrıyı duysun diliyorum. İlkay'cığım, Van Münit, Yağız Bey geldi. O evet. Önerisini. Ya şimdi aslında bu öneri benim de değil. Yani bu Cüneyt Özdemir'in dün bir çağrısıydı. Ya, videosunu izleyenler bilir zaten. Şimdi yemek sepetinin bana birisi var. Atıyorum getir var. Şimdi bunlar yaygınlaşıyor ve yemek sepeti tüm Türkiye operasyonunu yöneten bir firma. Şimdi test, ne kadar test yapılırsa o kadar kârdayız. Matematiği bu işte. Onun için de mesela yemek sepetinin sahibi Nevzat Aydın, atıyorum getirin sahibi, birleşip, güçlerini birleşip test yapabilecek bir altyapı oluşması için bir çağrı yap dedim babama demin. Hani onun gibi bir çağrı dün Cüneyt Özdemir yaptı. Şimdi babam yaparsa farklı kitlelere ulaşırız. Buydu yani amaç. Müthiş. Aslında Sağlık Bakanlığı'na bir çağrı bu. Onlar bu organizasyonu yaparlarsa o firmaların rahatlıkla elinin altına altına ellerini koyacaklarına eminim. Teşekkürler Yağız. Ben teşekkür ederim. Yağız süpersin. Şimdi teşekkürler İkrar'a. Şimdi yaparsa Acun yapar diyorlar da. Evet. Şimdi Acun Türkiye'ye gelince 14 gün karantina kapsamına gelecek. Umarım bir öyle bir ne oldu? Ali abi. Evet. Ha, bana mı diyorsun ne oldu? Şey aklıma geldi de, Survivor'da da korona var. Öyle bir haber okudum sanki şimdi, hemen bugünlerde değil de birkaç zaman önce. Survivor çekimleri bitebilir falan, bir bilgin var mı? Dünyada Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke var. Toplam 206 ülke galiba dünyada var. (gülüyor) 193 ülkede de şu anda vaka var. Hı hı. Yani dünyanın her yerine hızla yayılan bir virüs bu maalesef. Aynen. Şimdi, Dominik'te bu yarışmanın çekildiği yer çok izole bir yer ama 400'e yakın insan iç içe, hatta bazen sayıları 1000'i buluyor. Bunların çoğu yerli. Yerli derken yani Dominik'te yaşıyorlar ama Dominikli değil. Küba'dan gelme, diğer ada ülkelerinden gelme. O nedenle burada hızlı yayılma ihtimali yüksek. Ama tedbirlerini alıyorlardır mutlaka. Yani Acununcalı Türkiye'ye gelip böyle bir yer, günün sonunda televizyon kampanyaları böyle bir yayın yapmak, bu yardım ve bağış kampanyasını yapmak, ama bunu da yani ihtiyaç sahiplerine bu paraları ulaştıracak bir organizasyonun da çok iyi denetlenmesi lazım. Paraların başka yere gitmemesi lazım. Yaz bir bardak alabilir miyim Yaz? Bu arada çünkü bu konularda bu olumlu paylaşımlardan zenginlere geçmiyor diye şey var. Benim tanıdığım biri Zekeriya Köy'de oturuyor. Üç adamı Karakol'da yabancı bir bağlantıyla koronavirüsü pozitif çıkmış testleri. Etrafına çağrı yapıyorlar hepsi test yaptırsın diye. Koronavirüs zengin bakı tanımıyor ya. Yani. Anlatabildim aynen mi? Aynen öyle. Aynen. Evet. Çoruh'ta çay sözü verdi, çay kahve sözü verdi biliyorsunuz. Onun da paylaşımı gelsin. Hani böyle biraz tebessüm ettirecek, nefes aldıracak şeyleri bulmaya çalıştık ya birlikte. Aslında
Milli Eğitim Bakanı da çocuklara bir söz vermişti ya, okulları çok özlediniz, aslında oynamayı özlediniz. Çocuklar dönünce hepinize 40 dakika ilk teneffüs sözü vermişti. Böyle imzasıyla da onu yayınladı. Hemen peşinden Şevket Çoruh da ona benzer bir paylaşım. Yine eliyle yazmış, imzalamış. Tiyatroya döndüğümüz gün ilk perde arası çay kahve bedava söz diyor. Ne kadar tatlı değil mi? Valla çok güzel şeyler, eğlenceli şeyler de çıkıyor bu süreçte. Ben bunların bir kısmını Ali Eyüboğlu Official'da paylaşıyorum. Yani hakikaten mizah dosajı yüksek, esprili, ironisi güçlü. Bazıları o ironiyi anlamasa da anlayanlar yetiyor bana. Ay, bize bir de Bedü'yü anlatsana abi. Bir paylaşım yaptım efendim. Bedü'nün de paylaşımını bize anlatsana, onu da sen... Dün bir paylaşım yaptım. İşte bir kadın evde süslenip kıyafetini giyip çöp atmaya gidiyor. Yani binlerce insan onu paylaştı. Yine sokakta o dediğim kahveler kapandı, ortada kaldık diyen adamın istatistiklerine bakıyorum. 2600 kişi paylaşmış onu. 300 kişi kopyalamış. İnsanların bu süreçte bir de gülmeye ihtiyacı var. Kamera şakalarından oluşan bir video paylaştım. Bu haftanın rekoruna gitti. Böyle gülme ihtiyacı ve yaratıcılık ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Aslında evlerde hayatı kapitalist sistem dışarıda yaşamaya odakladığı için evlerde çok fazla paylaşılacak bir şeyin olmadığını, kısa sürede sıkıldığını görüyorsun. Allah'tan ben biraz ev kuşuyum. İzleyecek, okuyacak bir şeyler, yazacak bir şeyler buluyorum. Ama herkes aynı şeyde olmayabilir. Sabredeceğiz. Günün sonunda sabrın sonunun selamet olmasını dileyeceğiz. Başka çare yok. Şimdi bu morali vermek isteyenlerden biri de hani olaya biraz da esprili bakalım, moral verelim diyoruz ya, Bedük elektronik müzik yapar, Bedük biliyorsunuz. Paylaşımlarını okuyayım mı abi? Evet. Bunu sen bu yerde haber olmadı. Hatta ben bulamadım. Senden rica ettim. Sen fokusladın galiba değil mi abi? Senin dikkatini çekti bu. Bedük demiş ki ulan söyle bir parti konser vereceğim ki dans etmekten, ay kapandı telefonum. Dur. Kartuş alamıyorum. Dışarı çıkamıyorum. Korkuyorum. Printer'ım, notlarım yok. Telefondan idare ediyorum. Dans etmekten, tepinmekten ne olduğunu şaşıracaksın demiş. Ne güzel demiş değil mi abi? Evet. Ama bir tane yeni yetme ya da espri yapıyor Simge. Sen kimsin abi demiş. Bedük de diyor ki Google'la diyor benim kim olduğum. Google'a sor kim oldun. Aha. Ya maalesef bu internet ortamında herkese ulaşılabilir olma hali bazılarında böyle bir doz aşımı yapıyor. İşte dikkate alıp cevap versem bir dert, vermesem bir dert yaşıyoruz yani maalesef. Ama tanımaya da bilirler ya Ali abicim. Mesela ben tanımıyorsan niye takip ediyorsun? Tanımıyorsan niye ilgileniyorsun? Herkesi tanımak zorunda değilsin. Onu sorma. Google'a sorma. Kim bu Bedük diye. Ama tabii yani ona sen kimsin diye sormak onu aşağılıyor. Sen kimsin lan? O tonda da söylemiş olabilir. Ya şimdi aslında Hacı Sabancı değil mi o çocuğun ismi? Çapkın olan. Çapkın olan yani Ciciş Kardeşler falan Hacı Sabancı'ydı. Ya bu şey var ya, bisiklette fotoğrafı bir dakika. Evet. Hakan Sabancı'ydı acaba diye düşündüm. Birden. Hakan Sabancı. Bakayım şimdi. Bisiklette fotoğrafı var.
Evet, gördüm haberi. Hacı Sabancı. Hacı Sabancı. Hacı Sabancı. Hacı Sabancı bir fotoğraf paylaşıyor. Fotoğraf da şu. Ha, süpersin ya. Görünüyor mu? Görünüyor, görünüyor valla. Evet. Deniz kenarında bisiklete biniyor. Deniz kenarında bir fotoğraf. Spor yaparken bisikletle bir fotoğrafını paylaşıyor. Vatandaşın biri de yazıyor ona. Diyor ki, inanmıyorum. Delegatlı biri. İnanmıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın. Diyor. Siz dışarılardasınız. Spor bahanesiyle pes yani. Şimdi bu yer evet bir deniz kenarı ama kamuya açık bir yer değil. Bu ülkede hiçbir il ve ilçe belediyesi sahillerini tik ağacıyla kaplayacak zenginliğe sahip değil. Gördüğün gibi bu yer zemin tik ağacı. Bir. İkincisi bu bisiklet sürülebilen bir bisiklet değil. Bisiklet sabit bir bisiklet. Anlatabildim mi? Yani şimdi bilgin yok, fikrim var. Önündeki resmi okuyamıyorsun, üstüne yorum yapıyorsun. Bu art niyet, cehalet. O da ne diyor ona yanıt olarak? Diyor ki sakin ol, şampiyon, evdeyim. Yani diyor ki bu gördüğün yalı, bu gördüğün biç, sahil benim, evim burası. Kürü. Allah'ın cahili. Aldın mı kapağını? Ve böyle tiplerle uğraşıyor insanlar. Zaten adam bu resmi ne için kullanıyor? Takip edenler hasedin, çatlasın diye. Sen de üstünde cahillik yapar. Onu bebekte ya da bir yerde bisiklet sürüyorsun. Sanırsan böyle sazan durumuna düşüyorsun. Gül Konur diye bir takipçimiz demiş ki zenginin karantinasına da bir başka oluyor hani demiş. Tabii yani olsun o kadar fark. Herkesin... İstanbul'da 650 yalı dairesi var. Yalı var. 650 kişi mal sahibi ya da kiracı bu yalılarda yaşıyor. Ama İstanbul'da 15 milyon insan oturuyor. Denizli hiç görmemiş insanlar var İstanbul'da yaşıyor. Yani bu çocuk da bunu kazanmadı. Babası dedesi kazandı o da sefasını sürüyor. Evet. Öyle. Peki bu da böyle. Bu arada Demirören Medya Grubu da evden konserler serisi başlatıyor. Onu da çok merak ediyorum. Çünkü işin içine bir profesyonellik girmiş olacak. Evden yapılan konserlere. Ferhat Göçer ilk konserini bu akşam 21.30'du galiba. Ya da 20.30'du şimdi bakarım. Gerçekleştirecek. YouTube kanallarından da yayınlanacak. Acaba evden birebir yapılan konserlerden ne fark olacak merak ediyorum. Sen biliyor musun Ali abi? Bilmiyorum. Hmm, aha, ben de içeriden biri olduğun için bunu sana bir sorayım diye not etmiştim. Bu akşam da Ferhat Göçer'in konseri var. Kendi sosyal medya hesaplarından YouTube'dan da takip edebileceksiniz. Onu da söylemiş olalım. Burak Akkul kaldı abi. Bahsedelim mi evet. Ondan? Gerçi Ali Bey onunla final yapalım. Ne diyor Ali Bey? Uzattık. Bu konuda yardımcı olacaktı. İçeriden birine ulaşabilirse bir aileden birilerine ulaşmaya çalışıyordu. Bizi görüştürebilmek için. Çünkü Çok Gezenti diye bir program yapıyor. Ha peki. Şimdilik kimseye ulaşamamışız. Çok Gezenti bir diye bir program, televizyon programı yapıp dünyayı geziyordu Burak Akkul. Sonra hepimiz gördük ki onu hastanede koronavirüs olmuş yurt dışında. Ve Türkiye'ye geldikten sonra ortaya çıkmış. Aslında doktorlar anlamamışlar. Yurt dışında da gittiği, başvurduğu ateşten dolayı sağlık kuruluşları rahatsızlığına teşhis koyamamışlar. Ama bu konuda Sayın Fahrettin Koca'nın da abi meclisteki açıklaması çok enteresandı. Biz hatırlıyor musun? Diyor ki bir hastayı alıyoruz. Önce koronavirüs pozitif çıkıyor. Üçüncü günde negatif çıkıyor. Altıncı günde tekrar pozitif çıkıyor. Yani İnanılmaz. Pencere dönemi varmış hastalığın, bir pencere dönemi. Tabii
Yani koronavirüs tıp dünyası içinde yeni, her ne kadar bazı kitaplarda, bazı filmlerde 5-10 sene öncesinden bu koronavirüsün 2020'de geleceği, insanların hale getireceği yazısı anlatılsa bile, sonuç itibariyle virüs olarak yaptığı semptomların ne olduğunu yeni daha bilim insanları tanıyor. Buna rağmen hayatında hiç koronavirüslü hasta görmemiş bilim insanları da çıkıp bu konuda hakem kesiyor. Bence yani o çocuk hastanede yattığı 3. gün mü 4. gün mü ne isyan ediyordu ya, bu kadar gündür buradayız, bize tahlil yaptılar, tahlil sonuçları bize bildirilmiyor, endişe içinde diye. Tahlil sonucu bildirilmediği zaman bir tedavi de başlamamış oluyor. Hı hı. Onunla ilgili kayınbiraderinin yaptığı bir paylaşım vardı. Hı hı. Burak öldü, komada falan gibi açıklamaların sosyal medyadaki paylaşımların onların üzerinde nasıl etki yaptığını, eşinin nasıl sinir krizlerine sokup tekrar hastanelik ettiğini anlatan bir paylaşım serisi vardı. Bu ne kadar kötü, ne kadar koronavirüsten daha zararlı, tehlikeli insanların bu sosyal medyada varlığını sürdürdüğünü gösteriyor. Şu anda yani o insanlar bir de koronavirüsü Türkiye'ye getirmekle suçlanıyor. Sanırım Türkiye'ye yurt dışından gelen ilk vaka onlar. Yapacak hiçbir şey yok. İnsanoğlu yani bu tip iftiralar, suçlamalar insanlık tarihi boyunca var oldu. Olmaya da devam edecek. Genç ayda umarım sağlıklarına kavuşur. Programlarına yerine devam ederler. İnşallah. Sağlıklarına yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Burak Akkul yoğun bakımda, eşi Seda Akkul da karantinada, hastanede gözetim altında. Ama Burak Akkul'un gerçekten bu yorumlardan, yapılan mesajlardan çok moralinin bozulduğu için sanki yapılan açıklamada ben artık yoğun bakıma gittiğini, yani o moral bozukluğunun da hastalığının kötüleşmesinde bir etkisi olduğunu anlıyorum. Ve eşi de Seda Akkul isyan ediyor, Ali abinin dediği gibi son haber bu. Koronayı Türkiye'ye siz getirdiniz demekten vazgeçin diyor. İşte yani durum bu. Yargısız infaz çok çabuk yapabiliyoruz gerçekten. İşte hafta içinde de ben tanık oldum. Hala yayında gelip o virüslerden mikrop saçanlar var. Bitirelim. Evet. Bu arada Ali abicim sesimiz kesik kesik geldi, bazı yerlerde sıkıntı oldu, çok iyi anlamadık diyenler var, duymadık diyenler var. Bugün eğitim sistemine de internet üzerinden başlandığı için zaten internette bir sorun olacağı düşünülüyordu. Hatta mümkün olduğunca az internete girmeliyiz çağrıları da var çocuklar eğitim alabilsin diye. Bizim de sanıyorum bugün bundan dolayı bir seste sorun oldu, onu da söyleyelim. Bir sonraki yayında daha iyi olacağına eminim. İnşallah. Ben bir sonraki canlı yayında görüşene kadar tüm iyi insanlara, tüm güzel kalpli insanlara yüreği temiz, kalbi temiz, başına yani kendisi için uygun görmediği, başkası için düşünmeyen insanlara, kendi yemeyeceğini başkasına ikram etmeyenlere, İçinizden huzur, kalbinizden aşk, sevgi, yüzünüzden gülücük, vücudunuzdan sağlık, cebinizden para eksik olmasın. Amin. Korona hepinizden ve hepimizden uzak olsun. Görüşmek üzere. Kartepe'den selam, sevgiler. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorumlarınızla bize eşlik etmeyi unutmayın. Eleştirilere sonuna kadar kapımız açık. Destekler için sonsuz teşekkürler. Ama hakarete ve moral bozmaya hiç kimseye
bunu yapmaya hakkımız yok diye düşünüyorum. Peki, görüşürüz, hoşça kalın. Çağbella.